Türkiye'nin olmadığı bir operasyondan, kusura bakmayın, doğabilecek neticelerden bir sorumlu değiliz. Biz operasyonunda da olacağız, biz masada da olacağız. Musul operasyonu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu kadar net konuştu. Yaşananlara duyarsız kalmamız mümkün değil dedi. Türkiye Musul'a girmesin. Ya nasıl girmeyeyim? 350 kilometre sınırım var benim. Ve bu sınırdan ben tehdit altındayım. 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak. Hiç ilgi alakası olmayanlar gelip giriyor. Neymiş? Bağdat onlara gel demiş. Gel demedikleri zaman Irak'a, İran'a veya Irak'a gelenlere niye hayır demediniz? Cumhurbaşkanı sözü Başika konusuna getirdi. Kimse bizden Başika'dan çıkmamızı beklemesin dedi. Biz Başika'dayız. Ve oradaki DAEŞ terör örgütüne karşı her türlü operasyonları bugüne kadar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Musul'daki kardeşlerimizi Başika kampında DAEŞ terör örgütüyle onlar mücadele edebilsinler diye eğiten biziz. Aynı şekilde peşmergeleri orada eğiten biziz. Ya eğer bunlar olmamış olsa şu anda terör örgütü DAEŞ'e karşı bu mücadeleyi verebilecek orada doğru dürüst bir kadro bulamazsınız. Peki Türkiye neden Musul operasyonunun dışında tutulmak isteniyor? Cumhurbaşkanı bu sorunun da yanıtını verdi. Orada da DAEŞ bahanesiyle kurulmaya çalışılan mezhep çatışması kapanını bozacağımız bilindiği içindir. Biz oraya onun için sokulmak istemiyoruz. Ama kendilerine aynı şeyi söyledik. Biz bir Sünni-Şii çatışmasına evet diyemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Münbiç operasyonu üzerinden tepkisini sürdürdü. Orayı eğer PYD'den, YPG'den temizlemezseniz sizinle ortak hareket edemeyiz. Şimdi yani biz NATO'da koalisyon güçleriyle veya başta Amerika olmak üzere ortak stratejik iki ortağız. Sen bizimle hareket etmeyeceksin. Kiminle hareket edeceksin? Terör örgütüyle hareket edeceksin. Bunun akılla, mantıkla izahı var mı? Bunun hukukta yeri var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Hukuk çiğneniyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor.